Merhabalar, 1 Şubat 2022 Salı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi yerindedir, sağlığınız yerindedir. Şimdi hemen dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde geçen hafta bu Fed'in toplantısı, daha da böyle şahin duruşu dolar endeksini, dünyada doları böyle bir yukarı çıkarmıştı, hatırlayacaksınız. 97'lerin üzerine çıkmıştı. Şimdi oradan bir yavaş yavaş bir gevşeme oldu 97'lerin altına doğru. Şimdi orası gevşeyince bugün 96.57 seviyelerinde, ama oralarda kaldı. Şimdi biraz aşağı doğru dolar endeksi gerileyince otomatikman ons altın da aşağıya inmişti. İlk etapta dolar endeksinin çıkmasıyla beraber şimdi altın da yukarı çıkmaya başladı. Yani tam tersi hareket olduğunu söyleyebiliriz burada. Altının onsu 1784 dolara değmeden yukarı çıktı arkadaşlar. 1784 çok önemliydi. Orada hani oralara geliyor, gelseydi aşağılara doğru kırma durumu vardı ama pek oralara geldiğini söyleyemeyeceğim. 1788 dolarlardan tekrar kafayı yukarı çevirdi ve 1800 doların üzerine çıktı. Çok kalmadı oralarda, yani çok takılmadık. Ki Çin tatil şu anda, yani Çin'de, Çin bu hafta tatil, yeni yıl tatilleri, onların neyse bir tatilleri var. Uzun uzun yapacaklar onlar o tatilleri. Ona rağmen ons aşağıya gelmediyse eğer, şimdi buradan hani yukarıda çıktıysa artık siz düşünün, hani altının güçlü olduğunu, güçlü olacağını söylüyordum size. Nitekim de hani o aşağılara gitmeden tekrar yukarılara çıktı. Neden önemli? Çünkü FED hani her anlamda elini açık etti. Evet, şu anda bir faiz artışı artık bekliyoruz, gelecek. Ama neticede bunlar piyasada da fiyatlanıyor bir şekilde. Dolayısıyla da hani onsun da buralarda durması aslında hani enflasyonu da fiyatlıyor diyebiliriz. Zaten hani altının buralarda güçlü kalıyor olması ya da güçlü kalacağının temel göstergesi, size anlattım, daha çok enflasyon. Yani dünyadaki enflasyon, Amerika'daki enflasyon. Faiz artışı yapacaklar ama bu faiz artışını nasıl yapacaklar, kaç yapacaklar ve bu enflasyonun önüne geçebilecekler mi? İşte bu para basmaktan vazgeçebilecekler mi? Diyelim ki vazgeçtiler, bu ne kadar sürecek? Çok kısa da sürebilir veya hani böyle tam vazgeçtik ama bu istediğimiz gibi gitmiyor, tekrardan basmaya devam edelim de diyebilir. Ama buraların tamamı aslında soru işareti. Dolayısıyla hani altın tarafı dünyada benim gözümde bu enflasyon olduğu sürece her zaman bir liman, her zaman bir korunma amacı ve her zaman sepetimizde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kaldı ki bir de jeopolitik riskler de devam ediyor. Yani bu Rusya-Ukrayna gerginliği inanılmaz, böyle aslında oldukça yüksek. Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın gündeminde hani o tarafta da bayağı bir hareketlilik var. Tabi altın bir taraftan onu da fiyatladığını da unutmamak gerekiyor. Şimdi gram tarafına baktığımız zaman gram altın, doların da 13.35'lerde, şimdi bizde dolar, ons da 1800 dolarlarda. Bizde grama geldiğimiz zaman 775 TL civarında şu anda. Şimdi biz 1000 TL'lerin üzeri görmüşüz. Buralara kadar gelmiş. Hani bu iyi seviyeler bana sorarsanız, kötü seviyeler değil. Bir miktar daha doların aşağıya gelmesiyle şimdi konuşacağız. Eğer dolar bir miktar böyle aşağıya kırarsa, ons da çok yukarı çıkmaz, buralarda takılırsa fiyat biraz daha böyle gerileyebilir. Ama çok az gerileme olur. Hani mesela alım yapacaklar açısından artık buralar iyi seviyeler. Bana göre, yani bana göre iyi seviyeler. Kademeli, yani ne yaparım işte Şubat ayı içerisinde bence alımlar için güzel zamanlar olacak. Parası olan için, maliyetleri düşürmek için. Ben böyle düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Rakamlara bakıyoruz zaten şu anda. İyi seviyelerde, daha da aşağıya gelir ise gelebilir. Ne yaparım? İşte kademeli alım yaparım. Kademeli kademeli alacaksınız. İşte almayı düşünenler açısından söylüyorum. Satmaktan çok alım zamanı özellikle, çünkü gerçekten hani iyi seviyelere geldi. Daha hani iyi seviyeler, yani 1050-1060 liralardan sonra 775 TL'leri görüyoruz şu anda arkadaşlar. Hadi diyelim ki geldi aşağıda, ne kadar gelebilir? Yani 700'lerin altına kırar mı? Yani bir ihtimal diyorum, yani çok çok zor geliyor bana, yani çok zor geliyor gerçekten. Hani ben bekleyeyim, oraları bekleyeyim derseniz hiç gelmezse ne olacak? Bu nedenle işte kademeli alım aslında en güzelidir. Ne yaparım? İşte buradan biraz alırım, beklerim biraz düştü oradan da alırım, beklerim biraz düştü oradan da alırım. Eğer alım yapacaksam Şubat ayı içerisinde alımlarımı yaparım, özellikle altın pozisyonlarımı, altın alacaksam
Nitekim gram gümüş için de aynı şey geçerli. Gram gümüş, gram altın için Şubat ayı bence alım yapmak yönünde güzel fırsatlar veriyor diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bir çıkalım. Sonra şimdi bir dolara geleceğiz. Dolar endeksini dedik 96 seviyelerinde, yani 96.56 seviyelerinde. Bizde dolar nasıl hareket ediyor? Arkadaşlar bizde dolar 13.35'lere kadar geriledi. Geriledi. Çok hani biliyorsunuz dolar endeksiyle, yani dünyadaki dolarla bir alakası yok. Dünyadaki dolar kendi başına işte Fed'in kararlarıyla beraber biraz hareket ediyor ama bizim hareket aralığımız çok daha farklı. Ne bekliyoruz Şubat ayı içerisinde? Şu anda 1 Şubat'tan itibaren benim beklentim özellikle bu KMK hesaplarını, yani kur korumalı KKM, hep yanlış söylüyorum, kur korumalı mevduat hesaplarında özellikle kurumlar vergisinden istisna tutulduğu için bu kurumların elindeki döviz tevdiat hesaplarının bozulması bekleniyor biliyorsunuz. Bunun etkisini olacağını düşünüyorum bir miktar. Ondan sonra burada önemli takip edeceğimiz seviyenin 3.13.10 olduğunu söyleyeyim. Yani 13.10'u kırdığı anda aşağıya doğru gitme potansiyeli var. Yani 13'lerin altına kırabilir. Burada tabii ki kurumlar, dediğim gibi kurumlar tarafından ne kadar dolar bozulacak? 10 milyar dolar mı bozulacak? Hakikaten hani bu rakamlar civarında bozulursa hani 13'lerin altına gider, bakın çok net söyleyeyim. Yani çok büyük bir para çünkü 10 milyar dolar. Diğer taraftan mesela bugün yine bir şey vardı. Yurt dışındaki Türklerle alakalı bir YUVAM hesabı oluşturuldu. Yurt dışındaki bizim biliyorsunuz gurbetçilerimiz için buradaki hesapları, YUVAM hesapları adı altında, onlara da bu kur korumalı mevduat hesabına geçişin önü açıldı. Hani onlara da diyorlar ki gelin YUVAM hesabıyla sizin de diyorlar paranızı dövize endeksli yatırım, dövize endeksli kur korumalı mevduat hesabına geçirelim, siz de buradan nem alın. Dolayısıyla onlar da, onların da şu an hani rakamı göremedim, burada da yazmamışlar, bunu bilmek de çok kolay değil açıkçası. Hani oradan da bir teşvik var. Dolayısıyla aslında şu anki politika daha çok içerideki döviz tevdiat hesaplarının bir şekilde bozulması yönünde. Yani dışarıdan para gelmiyorsa o zaman içeride de büyük bir rakam para var. 250-260 milyar dolar civarında bir para vardı. İşte biraz çözülme oldu. Biraz da işte bu kurumlardan olur. Biraz YUVAM hesabıyla gurbetçilerden olur. Yani bir şekilde her anlamda liralaşma politikası, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın son açıkladığı liralaşma da artık böyle çok hani kullanmaya başlayacağız. Daha fazla duyacaksınız bu liralaşmayı. Buradaki döviz tevdiat hesaplarının yavaş yavaş bu yöntemle veya buna getirecek belki ek yöntemlerle çözülmesi. Çünkü bir şekilde eğer dışarıdan para girmiyorsa ne yapacağız? İçerideki dövizi çözüyor olacağız. Ama benim endişem şu ki neticede bu 3 aylık 6 aylık şeklinde gidiyor. Şimdi 3 ayın sonunda oradaki mevduat hesabı sahipleri bakacaklar bana ne kadar faiz veriyor. 14 ile 17 diyelim ki 17 faiz veriyor. Dolar hiç yükselmedi ama enflasyon çok yüksek. Enflasyon aldı başını gidiyor. Bakacak o zaman, yani ben sadece %17 faiz almışım ama dışarıda benim enflasyonum çok yüksek. Yani yaşadığım enflasyon %100'ler civarında. O zaman ne yapacağım? Düşüneceğim mi yani? Düşüneceğim. Yani burada kalmak ne kadar mantıklı diye düşüneceğim. Dolayısıyla hani oralar hep böyle soru işareti ve oralarda çok açıkçası benim bir şeyim, endişem var dönüşüyle alakalı. Bunun üzerine farklı liralaşmaya vurgu yapacak başka yöntemler devreye girer mi? Girebilir açıkçası. Şimdi Şubat'a tekrar gelecek olursak, Şubat ayı hem döviz hem de altın anlamında, bunlar çünkü hem gram altın hem gram gümüş de etkiliyor. Dövizdeki geri çekilme olur ise sebebi bu arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir, yani önemli şey ve çok büyük bir çalışma var burada, bunu unutmayalım, büyük bir çaba var. Bunun çok şey olduğunu, katkı yaptığını düşünüyorum. Ama ne kadar sürdürülebilir kısmında tabii ki soru işaretleri var. FED toplantısı 16 Mart. FED faiz artışı şu anda JP Morgan FED'de, JP Morgan dolarda bir rally bekliyor. Yani rally dediğim, yani hani orada bir rally olursa, hani şu an dolar endeksi 97, bir rally yaparsa faiz artışından sonra yüzleri görme ihtimali var, bahsettikleri gibi bir rally olursa dolar endeksinde. Bizim ona kayıtsız kalmamız mümkün değil. Elimizdeki bizim de dolarımızı yükseltecek bir şekilde bize de etkisi olacak. Bu nedenle 16 Mart önemli. Bir de bu 3 ayın sonunda
kur korumalı mevduat hesabından dönüşlerde bakalım tekrardan bu sistemde devam edebilecekler mi? Çünkü önümüzde bir enflasyon var. Nisan-Mayıs pik yapacak. %55'leri görecek bir enflasyon Merkez Bankası sunumuyla karşımıza geldi. Daha da fazla belki de olacak ve çok önemli bir süre yatayda kalacak diyor. Yıl sonuna doğru %23'e gelecek diyor ama çok uzun bir süre, yani yaz dönemleri de böyle %50'lerin üzerinde bir enflasyonla geçireceğiz diyor Merkez Bankası. Yani beklentim benim de zaten hani enflasyonun yüksek olacağı yönünde. Şimdi tekrar enflasyona geleceğim ama dolarda bir dikkat etmek lazım. Yani aşağılarda böyle 10'lu seviyeler falan beklemiyorum. 13.10'un altına kırarsa, özetlemiş olayım, 13.10'un altına kırarsa bu anlattığım sebeplerden dolayı 12'ler gelme ihtimali var. 12 bandı. 12'nin altına kırsa kırar mı? Çok küçük de olsa evet bir ihtimal var. Dolayısıyla hani ben eğer alım yapacaksam gram altın, gram gümüş, döviz borcum varsa bir şekilde pozisyonlarımı şey yapacaksam, yani alım yapma yönünde sepetimi bir şekilde maliyetlerimi düşürmek anlamında da bu seviyeleri kullanmak istiyorsam eğer arkadaşlar Şubat ayı içerisi alım yapmak için iyi fırsatlar vereceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildi, sadece bir öngörü, bir tahmin, iyi fırsatlar verecektir diye düşünüyorum. Takip edebilirsiniz bunları. Şimdi gelelim, yani doları anladık. Dolarda tekrar hani 18'ler gelir mi? Elbette ki bir gün, ama yani şu anda yürüttüğümüz politikanın bakalım ne kadar devam ettirebileceğiz kısmı önemli. FED 16 Mart önemli. Tekrar toparlamış oluyorum. Yani hani Şubat'ta fırsatları verdi ama bu böyle gidecek mi? İşte FED'in kararlarıyla, faiz artışıyla ve önümüzdeki 3 aylık döngünün bitmesiyle beraber terse dönme bir şekilde yani yukarı yönlü yine etkiler göreceğiz. Çünkü enflasyon burada arkadaşlar çok büyük bir baskı. Bakın bugün doğalgaz, tekrar doğalgaza zam geldi. Korkmayın, doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifeye %14 zam geldi. Yani elektrik üretirken de doğalgaz kullanıyoruz. Buna %14 zam yaptılar. Tekrar yeni bir zam. Konutlara yansımayacak bu Şubat ayı içerisinde ama bu elektrikli doğalgazlı bu zamlar devam edecek, böyle görünüyor. Hem dünyadaki bu enerji fiyatlarının yükselmesi hem de bizim bu yansıtmadığımız Eşel Mobil'in bitmesi ve artık güncele dönmemizle beraber yüksek maliyetli enerji fiyatlarıyla arkadaşlar karşı karşıyayız. Bunlar da enflasyonu körüklüyor şu anda, biliyorsunuz. Bunun yanında enflasyon durmadığına göre, durmayacağına göre şu anda 3 Şubat'a bir gelelim, enflasyonu bir toparlayalım isterseniz. 3 Şubat enflasyonunda şu anda piyasa %46,5 bekliyor. Yani işte %10 civarında bir artış bekliyoruz. 36'ydı en son, işte 46,5 beklentisi var. Yani hani benim beklentimde minimum 45, açıkçası. Yani 45, 46, 47, 48 buralar çıkabilir. Şimdi bunun da dolara etkisi elbette ki olacak. Yani nasıl olacak? İşte enflasyon eğer yükseliyorsa, benim paramı eğer faiz korumuyorsa ben ne yapacağım? Yani orada benim param eriyip bitecek mi? Yani tamam, doları bir yerde tutuyoruz ama enflasyona da bir taraftan yenik düşüyoruz. Ve bu yüksek enflasyon ortamı da maalesef kolay kolay bitmeyecek anlamına da geliyor. Yani şu andaki Merkez Bankası'nın sunumundan bunu anlıyoruz. Evet, bir çaba var ama bu çaba en nihayetinde bize sonuca götürürken, bu sonuç hani böyle yıl sonu falan deniyor şu anda. Çok kolay olmayacak. Bir de bakın, enflasyonda şöyle bir şey de oldu. Şimdi yurt dışından, yani globalde de büyük bir enflasyon var. Onu da oradan ithal ediyoruz. İçerideki her şey de etkiliyor, biliyorsunuz. Tüm bunlar enflasyona sebep oluyor. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey oturdu. Davranış modeli gelişti. Dünyada da var ama hem dünyada hem bizde, öyle söyleyelim. Davranış modeli şu arkadaşlar. Enflasyon var. Aldığımı bir daha yerine koyamıyorum. Dolayısıyla ne kadar alabiliyorsam o kadar alayım. Yani insanlar ihtiyacı olmayan şeylere de artık talep göstermeye başladılar. İhtiyacı olmayan şeyleri de 1 değil 2, 3, 5 almaya başladılar. Bu da talebi çok fazla etkiliyor. Şimdi talebi de buradan ne yapıyorsunuz? Talebi de buradan canlandırdığınız zaman özellikle bu sefer de işte fiyatların da artmasına sebep oluyorsunuz. Diğer taraftan büyüme ile ilgili şu anda hani piyasa sıkışık,
çok fazla bir hareket yok ama insanlar elinde ne var ne yok. Bir değilse, birse iki alıyor, iki ise üç alıyor. Gerçekten her şeyden böyle yani, parası olan için özellikle. Bu süreç enflasyon yüksek olduğu sürece bana göre devam edecek. Bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Dünyada da davranış bozuklukları var bu anlamda ve bu nedenle de aslında fiyatlamada da artık hani çok da böyle nasıl diyelim yani, davranış bozukluğuyla gelen bir talep artışı ve bunu tetikleyen bir tetiklenen bir enflasyon var aslında karşımızda. Arz da buna yetişmiyor. Dolayısıyla hani dünyada artık hani öyle bir şey başlattılar ki bu yüksek enflasyon karşısında bu yüksek talep her geçen gün azalacağına büyüyor arkadaşlar. Şimdi biz içeri dönüyorum. İçeride biz KGF'lerle bir şeyler yapmaya çalışacağız muhtemelen. Yani içeride piyasayı bir hareketlendirmeye çalışacağız. Ama içeride piyasayı hareketlendirirken bu enflasyonu bir daha körüklüyor olacak. Çünkü siz ucuz kredi dağıtırsanız zaten insanlar enflasyondan dolayı bir davranış bozukluğuna girmiş, ihtiyacı olmayan şeyi bile talep ediyor ve fiyatları talep anlamında talep fiyatlaması oluyor. Şimdi KGF'lerle siz bunu bir desteklediğiniz zaman daha da çok artacak anlamına geliyor. Bunu yapmazsak ne olacak? Bu sefer içeride büyümeyi istenilen seviyeye getiremiyorsunuz gibi. Arkadaşlar böyle ortalık aslında karışık. Çok da hani öyle mi böyle mi şu mu bunu. Biz şuna bakalım. Şimdi ben hani kafanızda böyle anlatıyorum kafanız çok karışmasın. Önemli olan şu, biz ne yapıyoruz? Biz kendimize bakalım. Enflasyon var. Bu enflasyondan nasıl korunacağız kısmına var. Zaten ben bunu size daha geçen seneden beri anlatıyorum. Para pul olacak. Paranın hiçbir anlamı olmayacak. Bu yüksek enflasyon ortamında mal kıymetli olacak arkadaşlar. Varlıklarımız koruma dönemi, çok alsat dönemi değil. Varlıklarımızı koruyalım. Çünkü bu enflasyon ortamı hakikaten yani en nihayetinde bizi kötü bir noktaya taşıyor. Yani bütün dünyayı ve bizi de taşıyor. Şu dönem böyle varlıkların üzerine aslında yatma. Aşağıya geldiğinde ilave etme. Bakın aşağıya alım fırsatı veriyor. Alım fırsatı geldiğinde üstüne ilave etme. Yeme döneminden çok üzerine ilave etme. Varlıkları koruma ve elle tutulur, gözle görülür arkadaşlar. Enflasyondan korunmak için hani bu tarz şeylere yatırım yapmak gerekiyor. Elle tutulur, gözle görülür ne var? Artık siz bunu biliyorsunuz, benim kanalımda olanlar biliyorlar. Ama enflasyon demek dünyada da bakmayın döviz bazında çok büyük bir erime var. Yani işte Amerika'da %7, Avrupa'da %5-6, İngiltere yani gelişmiş ülkelere bile baktığımız zaman onlar bile 30 yılın 40 yılın son enflasyonunu görüyor. En yüksek enflasyonunu görüyor. Onlar da şaşkınlar. Bizde de çok uzun zamandır böyle %50'ler, %100'lere giden bir enflasyonla karşı karşıya değildik. Dolayısıyla aslında insanların davranışları da bu anlamda bozuldu. Deli gibi bir alışveriş de görüyoruz aslında etrafa baktığımız zaman. Neden? İşte hani ne alırsam o kârdır, ne alırsam o kârdır diye bakıldığı için enflasyonda bir taraftan tetikleyerek devam ediyoruz gibi bir durum var arkadaşlar. Panik yapmak yok. Aşağı geldiğinde sepetimize ilave ediyoruz. Aşağı gelişlerde bir şeyler koyuyoruz. Ne almak istiyorsanız. Ondan sonra ve varlıklarımızı koruma dönemi. Ondan sonra ve sağlam varlıklarda kalma dönemi olduğunu söyleyebilirim. Kriptoları da tek cümleyle özetleyecek olursak, Bitcoin 38.500 dolar çok önemli bir yukarıda seviyesi, orayı gördü. Hani orada takıldı şimdilik. Hani orayı kırıp 38.500'den 39.000 dolarları geçebilecek mi? Yani aşabilecek mi? O takip ediliyor şu anda. Hani bir ayı piyasası içerisindeyiz. Uzun zamandır aslında Bitcoin ve kriptolarda kendi içerisinde bir döngü halinde. Kasım'dan beri epey bir düşüş oldu ve aylardır burada. Hani ne zaman nereden çıkacak kısmını analiz ediyoruz. Özellikle kripto tarafında uzmanlar bunu analiz ediyorlar ama 38.500 dolarda takılmış gibi görünüyor. Yani bir 39.000 dolarları geçip 40.000 dolarları geçiyor olması lazım. Oralar kapanışlar yapıyor olması lazım filan filan ama teknik tarafta bu rakamlar takip ediliyor arkadaşlar. Hani şey geçti mi, mesela borsa tarafı da öyle Amerika'da. Yani piyasa biraz toparlıyor gibi görünüyor ama bana göre ben ne düşünüyorum? Ben Fed'deki o faiz kararını görmeden açıkçası hani piyasaların hani böyle çok hızlı bir şekilde toparlayacağını şu anda düşünmüyorum. Evet yani bir yükselir, oradan tekrar bir satış yer ama ben bir Fed'i görmek istiyorum 16 Mart. İyi bakın efendim kendinize.
Görüşmek üzere. Şimdilik abone değilseniz abone olun. Bildirim zillerinizi açın ve videoyu beğenmeden gitmeyin efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik.